Bakalım sırada kim varmış? Sırada 107 numarayla yarışan Gökhan var. Tebrikler Gökhan. Baya baya artık iyileşiyorsun da. Evet. Sen bakalım hafta içi kameralara neler söyledin, bir izleyelim. Tamam sen. İsmim Gökhan Erol. Iğdırlıyım. 77 doğumluyum ve 30 yaşındayım. Beni babam keşfetti. Ailece pazar günleri gidip dolaşıyorduk falan. Orada küçük bir akordiyon gördüm. Ve babama direkt hemen dedim ki şunu almak istiyorum babacığım dedim. Akordiyon aldığım gibi o zaman da Bülent Ersoy hanımefendinin Biz Ayrılamayız diye bir şarkısı. O zaman da yeni çıkmıştı. Çok da popüler bir şarkıydı. Ben akordiyonda onu çaldım. Yani çok... herkes şaşırdı tabii ki. Nasıl oldu? Hiçbir eğitim yok, hiçbir şey yok. O zaman da 12 yaşlarında falanım yani. Enstrümanım var, ut çalıyorum. Piyano eğitimi aldım, piyano çalıyorum. Tar eğitimi aldım, tar çalıyorum. Yani yine müzikle alakalı. Besteler yapmaya çalışıyorum. Aşığım. Hem de çok aşığım. Ama bir kıza aşık değilim. Aşıklık bence bu kadar dar çerçevede olmamalı. Bir sanatçı için diye düşünüyorum. Evet aşığım. Doğaya aşığım. Denize aşığım. Rüzgara aşığım. Gökyüzüne aşığım. Yıldızlara, her şeye aşığım. Müziğe o kadar aşığım ve o kadar bağlıyım ki şu an için yani evlenmeyi bile düşünmüyorum. Bir fidan diktim. O fidanı büyüttüm. Besledim ve meyvelerini artık yemek istiyorum. Gökhan'ın şarkısını dinledik, söylediklerini de dinledik. Bakalım şimdi jüri üyelerimiz neler söyleyecekler. Armağancığım başlayalım mı sen? Bülent'im siz mi çalıştırdınız yoksa bu şarkıyı söyledi diye mi çok? Hayır tabii bu eser değerli üstadımız, hocaların hocası 20. asrın yetiştirmiş olduğu en büyük ses, en büyük yorumcu ve hocaların hocası merhum Münir Nurettin Selçuk Usta'nın şaheserlerinden bir tanesidir. Yani bir beste ağır semai gibi bir eserdir. Çarşaf çarşaf bir eser. Ben 95 kasetimde
O zaman kasetti, şimdi ne diyorsunuz? CD. CD falan bir şey. Albüm deniyor. Daha doğru. Ha. Buyurduğunuz gibi. Hadi. Efendim, o zaman okumuştum değerli üstadımın bir yüzünde bunu okudum. Öteki yüzüne de Rintler'in akşamını koymuştum. Dönülmez akşamın ufkundayız. Bu eser tabii çok kıymetli. Eser bu. Eser niteliği taşıyan bir yapıt. İstedim ki provasında bulunayım. Ancak koşuştura koşuştura geldim. Zat haliniz de hatta buradaydınız. Ve kendisinin bu eseri bir dinleyeyim dedim bakayım. Çünkü girişler, çıkışlar, işte bir dörtlük uzatmalar falan doldurmaları çok önemlidir. Provada fevkaladenin fevkinde başarılı, çok iyi yorumdu. Burada yine derseniz ki seslerde bir terslik oldu mu? Asla ve kat'a olmadı. Fakat girişlerde bazı eserin giriş kısımlarında hafif böyle hafif eseri çok iyi bilenler anlarlar. Teklemeler oldu. Bir de onların, bir yerde bir SS, iki kere bir SS oldu. İşte o girişte o oldu. Dolmadı çünkü usul dolmamıştı girdi. Efendim bu tarz şeyler oldu ve ben tabii bunlar oldu ama şimdi yüksek sesle düşünüyorum. Bu eseri okumak da hele bu altı mı olduk, beş mi olduk, nereye kadar? Yedi mi? Evet. Yediyiz. Artık sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu kadar önemli bir zaman diliminde, seçimlerin olduğu bir zamanda, böylesine iddialı, böylesine ticari manadaki eserlerden, yani halkı kolay böyle kucağına alabilecek, benimsetebilecek eserlerden çok uzak, tamamen sanat için yapıldığı eserlerden bir tanesi bu. Evet. Böyle bir eseri seçmek ve okumaya cüret etmek ve onu hakikaten okuyabilmek de bence takdire şayandır diyorum. Orhan Bey ne görüş bildirecek bilemiyorum. Hemen Orhan bir müzik adamı olarak kendisine tabii bana katılacaktır demiyorum etkilememek adına. Ama bu çok büyük bir önem arz ediyor. Daha harcı alem, daha kolay, daha insanların kulaklarında olan, daha bildikleri, daha iştirak edebilecekleri, rahat iştirak edebilecekleri bir eser seçmiş olsa olabilir. Kolaycılık yapmış olurdu. Evet. Kolay yolu seçmiş olurdu. Ama o zor yolu seçti. Zoru seçti. Ben onun için bu zoru seçen ve Türk musikisinin hakikaten çok seçkin, çok büyük eserlerinden bir tanesi olan bu esere, değerli hocamıza hürmeten, bu esere hürmeten ve bu yaşta bir çocuğun yarışmayı, her şeyi, bütün kazancını, bütün beklentilerini, bazı şeyler onlar için büyük servet, unutmayalım bunu. Tabii ki. Her şeyi bir kenara bırakarak tamamen musikiye hizmeti gönlünde baz olarak almış bu çocuğumuza 10 veriyorum efendim. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Orhan Bey buyurun. Bülent Hanım'a aynen katılıyorum. Büyük üstadımız, o Türk sanat musikisinin en önemli köşe taşlarından biri. Yani Türk sanat musikisinin temel prensiplerini, temel gücünü oluşturan insanlardan biri olan büyük üstadımızın eserlerinin hepsi öyle zaten. Ve baştan beri onlardan bazılarını da okuyarak geliyor ve Gökhan bunu çok iyi yapıyor. Yani Gökhan çok iyi yorumcu.
Gökhan yine çok güzel icra etti. Daha evvelkiler gibi. Gökhan'ın bende kredisi çok yüksek. Bu yüzden bilerek yapıyor. Duyguyla bilerek icrasını yapıyor, yorumunu yapıyor. Ve bu arada demin sevgiden bahsetti. Çok güzel ifade etti sevgiden bahsederken. Bahsetmek istediği sevgi bedensiz sevgi. Ben de şu anda bir şiir beste yapmak üzereyim ama daha sonraki günlerde okuyabilirim de aklımda hep tamamı yok. Ama sevgide kendini aşmak istersen bedensiz sevgiyi tanıman lazım. Onu hissetmen lazım diye devam ediyorum. Bu bedensiz sevgidir. Yani sevginin, aşkın aslında bedeni yoktur. Sonra onu bedenle yorumlayabiliriz başka ama aşkın aslında bedeni yoktur. O saf ışık gibidir. Beden mi dediniz? Beden. Beden. Ne ile? Beden. Bedeni yoktur. Anladım. Yani onun görünen bir cismi yoktur. Aşk aslında bir ışıktır. Işık aslında aşkın kendisidir. Kendiyle yanar o ışık. Aşkın ta kendisidir. İşte bedensiz sevgi de böyle bir şeydir. Doğarken Yaradan'ın bize bahşettiği o güçlü, en güçlü duygudur. Biz onu yaşamımız boyunca bir yerlere veririz. Bir yerler derken Yaradan'ın her yarattığı güzeldir. Her yarattığına veririz o sevgiyi. Tabii ki önce kendimizle barışık olmamız lazım. Arkasından en yakınlarımızla vesaire yarattığın her şeyiyle ilgilenmeliyiz. Bu bedensiz sevgidir. Ona işaret ettin. Çok hoşuma gitti Gökhan. Evet, sağ olun. Bunu hissetmiş olman çok güzel bir şey. Sizin de notunuzu alabiliriz Orhan Bey o zaman. Berhudar olunuz. Ben her zamanki gibi onu çok iyi bir yorumcu olarak değerlendirdiğim için 10 veriyorum. 10 da Orhan Gence'ye bayılıyorum. Hayırlısı olsun. Çok sağ olun. Ebru Hanım. 10 Ebru Gündeş'ten geldi. Armağancığım bakalım neler söyleyecek. Şarkının sonunda niye seyircilere arkanızı döndünüz? Ben Bülent Hocam'a karşı söylemek istedim bu şarkıyı. Yani bütün jüri üyelerine karşı okumak istedim. Yani son meyanını yani, öyle bitirmek istedim. Yanlış anlatma şimdi. Bülent evet. Hoca'ya diyorsun. Onlar hepimizin baş tacı halk, seçici en büyük kurul efendim halk. Halka sırt dönülmez. Ama onu demek istemedin sen asla. Ya. Çünkü onu hiçbirimiz diyemeyiz. Ömrümüzün son nefesinde bile hep birbirimize bir şeyler yaparız, bir şeyler söyleriz ama oraya geldi mi hep boyun böyledir. Bu rol değil, gerçek, içten gelen budur. Efendim, en büyük jüri, mihenk taşı onlardır. Onlara hiç sırt dönülmez çocuğum ama sizin yapmak istediğinizi ben avukatınız gibi oluyorum. Fakat ifade çenem durmuyor işte hemen karışıyorum. Orada nefes paylarıyla nerede nasıl olacağını bana doğru hafif yandan çaktırma dedim ama toptan döndü bu. Ben de buradan böyle bir şeyler yapıyorum trafik polisi gibi. Çocuk demek ki tam döndü. Allah seni kahretmesin. Yani yönetmen buradan bakıyorum oradan, sizi çekemiyor. Yan durdunuz. Oradan arka o taraf sonunda, sizi hiç görmüyor. Evet sonunda. Yani şimdi siz eğer jüri için şarkı söylüyorsanız bundan yok. Sonra seyircileri hayır, çıkartalım hayır. Siz de söyleyin. Bu jüri için değil. Bu şarkıyı tam anlamıyla efendim layık veçiyle beş beşlik yapabilsin adına. Orada ama elime bak dedim. Ama peki o zaman kopya şöyle bir şey diye. Mümkün mü? Nasıl mesela canım? Şuna izin veriyorsanız mesela atıyorum. Haftaya atıyorum. Muhasebacı bir yarışmacıyı çalıştırsın. Ben buradan kalkayım. Buraya muhasebacı otursun. Yarışmacı dönsün. Ondan sonra Orhan abi çalıştırsın. Orhan abi yönetsin. Muazzez Abacı Ebru buraya, Hanım çalıştırsın. Muazzez Abacı'nın buraya oturma imkanı şu anda yok. Yok. Peki o yanlış bir mu? Benzetme. Muazzez Hanım ha, çok şöyle büyük mu? Bir ustadır. Ve şöyle, benim arkadaşım olmasın. İzin verir misiniz? Ha canım. Şimdi buradaki her jüri üyesi birisini çalıştırsa evet. Ve her jüri üyesine bir yarışmacı dönerek nefes payını, şarkıyı, orkestranın nerede gireceğini yani buradaki bir jüri söylese. Ama o zaman bu yarışma olmaktan çıkar. Şimdi siz bunu yaptığınız için demiyorum. Şimdi tabii ki çalıştıracaksınız. Çünkü bu şarkıyı en iyi bilenlerden bir tanesiniz. Ama
burada yarışıyor olmak şunu gerektirmez mi? Yani kendi biz kendine hissetmesek. Mi ha işte ama hani böyle döndün, okudun, bravo, çok güzel yaptın. Yani eğer Bülent Hanım için okuduysanız, hayır. Buyurun Bülent Hanım için okuyun. Okuyacak, yok. Hayır efendim, ben Bülent... söylemek istediğimi yanlış anladım herhalde. Yani layıkı ve çile, yanlışsız, hatasız ve böyle bir programda yani konsertist bir edayla terennüm edildi. Orada bir hata oluşmasın, bir şey yapılmasın diye hani nefes paylarıydı, işte bir şeylerdi. Oralar hafif elime bak dedim. O da tam döndü. Ama bunda önemli bir şey yok yani, o kadar. Sizi rahatsız etti. Neden ya beni işte? Etti ne açıkçası. Sizin çalıştırmış olmanız ya da sizden komut alması beni rahatsız eden. O kadar gözümüze sokarak yapıldı ki bu. Ben mi bunu böyle yaptım? Kim? Gökhan. Yani bunu hissettirmeden yapmak çok mümkün bir şey bence. Ve mesela bütün şarkının bitişi bence güme gitti. O kadar da güzel bitirdi ki. Ama oraya arkasını döndü, oraya o elektrik geçmedi. Burası yandan gördü, ekran başındaki böyle gördü. Bitti gitti. Ya bütün Efe yok oldu. Yok, Efe bu şarkıda yok olmaz. Çünkü bu şarkıyı başından başlayıp sonuna kadar eğer ki böyle layıkı veçiyle bir kere seçim. Yine aynı şeyi söylüyorum. Bunak bu kadın galiba diyeceksiniz. Bağışlayın ama bu eseri başından seçmek bile zaten numaraların hepsini almak demektir. Çünkü çok önemli. Biz burada niye hepimiz bas bas bağırıyoruz? Musikiye hizmet olsun, bir şeyler olsun, bir şeyler. Bu bir eğlence programı değil. Sanat içerikli bir program. İçerisinde, bünyesinde çeşitli konuları ihtiva ediyor muhakkak ki reyting açısından, ama baz olarak nedir efendim Zat-ı Ali'nizin de bu programa başlama Çok güzel ifade ettiniz zaten tabii ki. Yani, doğru mesajlar vermeye çalışıyoruz. Onun için bu eseri layıkı veçiyle okumak ve böyle bir programda okumak ve insanlara da dikkat ettim. Ne kadar böyle huşu içerisinde saygınlık duyarak, saygı duyarak efendim o eserin bitimine kadar hazmederek dinlediler. Evet. Bu da çok önemliydi. Biz sizleri alkışlamalıyız esas. Bizlerin sizleri alkışlamamız lazım. Her zaman o kadar Kadir Şinas'sınız ki söylenecek sözler, sizleri ifade edilecek sözler bazen kelime haznesinde aciz kalıyor. Bunu lütfen kabul ediniz muhterem dinleyiciler. Yani şimdi ben bir yandan da şeytanın avukatlığını yapıp başka bir yerden bakıp başka bir şey söyleyeceğim. Hı. Şimdi Gökhan'ın bu şarkıyı seçmesi, hani ben diğerlerinden ayrıyım. Değil mi? Farklıyım. Farklı tabii. Şimdi bunun çünkü biraz icrası... önceki dekolte mevzusunda Özlem'in yaptığından başka bir açıdan bir farkı var mı? Bence yok. Peki ben hemen sana bir şey söyleyeceğim. Ama bunu yapmakta... o şekilcilik, özür dilerim. Bu musiki. Bir şey söyleyeceğim. Biz ama hep ne diyoruz özellikle Armağan'cım? Kaldı ki biz Özlem Hanım'a da zaten saygı duyduk. Zekalarını kullanın. Farklılaşın, zekanızı kullanın, bir şekilde farklılaşın. Bunu kullanmaları zaten iyi bir şey. Ama zaten starlısı ne diyoruz? Starların zeki olmaları kesinlikle gerekir. Öyle. En başta da bunu savunan sizsiniz. Kesinlikle. İşte az size zekasını kullanmış. Öteki bacak işte kadar, bence, avuç içi kadar, o bence, sıska kız da. Bak ben diyor bilmem ne giymem, onu yapmam, bunu takmış kendisine. Çünkü bizim kız Gündeş ona dedi ki böyle böyle yapmaz mısın, yapar mısın dedi. Ha, demek ki bu büyük bir diskusyon yaratacak ve ben bunu ele alayım dedik, kullandı. Şimdi bu şarkıyı seçmek... Akıllıca, tebrik etmek. Bülent Hanım, bu şarkıyı seçmek tabii ki zeka işi. Bu şarkıyı eğer... Artı musikiye hizmet. Yani musikiye hizmet doğrudur ama eğer ilkokul çocuğu gibi final yapmasaydık, hakkıyla, efesiyle söyleseydi yerden göğe kadar haklıydınız. Ama öyle döndüm, baktım... Öyle de olmadı. Özür dilerim yani.
Olmadı. Tamam, doğru seçti Muski Hizmet. Ama yapılmak istenen yapıldı mı? Bence hayır. İşte artık. Orhan Bey bir şey ekleyecek zannediyorum. Birkaç cümle söylemek istiyorum. Buyurun. Başlangıçtan beri biz birçok eserlerin müzikalitesi çok yüksek birçok eserler dinleyerek yorumlara not veriyoruz. Yani evet. Bu türü ne olursa olsun, Türk sanat müziği, halk müziği veyahut da serbest çalışmalar ne olursa olsun müzikalitesi en üst düzeyde olan eserleri de dinleyerek geliyoruz. O derece yüksek olmayanları da dinleyerek notumuzu veriyoruz. Yani neticede biz burada Hafız Post'tan da olsa, Hacı Arif Bey'den de olsa, Münir Nurettin Bey'imizden de olsa, Avni Anıl'dan da olsa, Orhan Gencebay yani neticede hepimiz için bu önemli olan bu güzel eserlerin yahut okunan eserlerin en iyi yorumlarını izliyoruz. Ve çünkü aralarında gerçekten müzikalitesi çok yüksek eserlerimiz de var. Aynı müzikalitede olmayan eserlerimiz de var. Ama bu eserde tabii ki en yüksek müzikaliteye sahip olan bir eser. Bunu gibi müzikalitesi yüksek eserleri zaten okuya geliyoruz. Arada bir oluyoruz. Evet. Ve bunlara da fazlasıyla yer verelim diye düşünüyorum. Çünkü bunlar bizim klasiklerimizi oluşturan yapılar da olduğu için onları günümüze sunmak çok iyi ve beklentili çok aynı zamanda. Ve bunları okuyan da fazla olmadığı için ve okunulduğu zaman, hele güzel okunulduğu zaman Allah deyip tadından yenmiyor. Hem de nasıl? Peki. Onlara daha fazla yer verelim demek İnşallah. İstiyorum. Ayrıca son olarak Gökhan'ın bize doğru dönmesi, biz bir jüri olduğumuz için, jüri üyeleri olduğumuz için gayri ihtiyari de olabilir. Ayrıca ikinci, tabii ki en büyük jüri halkımızdır. Halkımız zaten şu anda ekranın başında izliyor ve burada izliyorlar. Ve bizler de bize doğru da dönük olması gayet normal bir şey. Arada bir saygıdan olabilir, gayri ihtiyari olabilir diye yorumluyorum. Peki. Bunlar peki. Olabilir. Çok teşekkürler. Ben tüm jüri üyelerimize katılıyorum. Armağan da tabii çok önemli bir şey. Bir taraftan da bir televizyon programı, kamera açıları da çok çok önemli. O da onun altını çiziyor. Öğrenmenin sonu yok programda gördüğünüz gibi. Armağan'cığım senin de notunu alalım. Yani şimdi herkes 10 mu verdi? Herkes 10 verdi. Canım sen de. Ben 10 vermeyeceğim. Ben vermeyeceğim. Çok üzgünüm. Eyvah. Vermeyeceğim. Vermeyeceğim çünkü bir şarkıyı seçmek değil önemli olan. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Önemli olan bir şarkıyı seçmek değil. Seçtiğiniz şarkının performansını doğru yapmak. Ben de mesela burada çıkıp. Bunu ifade ettim. Ama. Ben de çıkıp Kalamış'ı seçebilirim. Ama gazel kısmını okumayınca Olmaz. Kalamış'ı seçtim diye 10 verecek misiniz bana? Olmaz. O zaman ben 8 veriyorum. 8 de Armağan Çağlayan'dan geldi. Toplam 38 puan aldı Gökhan. Gökhan aday numaranı hatırlatır mısın? Bir şeyler söyle. Çok az vaktimiz var. Çok kısa söyle lütfen. Tamam. Beni destekleyen herkese çok çok teşekkürler ediyorum. Aday numaram 107. Gökhan efendim. Gökhan'ın aday numarası 107. Eğer o Gökhan'a oy vermek istiyorsanız 107 yazıp 30.04'e gönderiyorsunuz. Teşekkürler Gökhan'cığım. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.